أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين Kıymetli müminler, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Günümüz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Şu anda Valide-i Atik Camii Hünkar Mahfili'ndeyiz. Sizlere bugün bu özel programda bu tarihi mekandan inşallah sesleneceğiz. Sesimizi net alıyor musunuz? Görüntüde bir problem var mı? Bize geri dönüş yaparsanız memnun oluruz. Şimdi bu malum virüs döneminde bayağı bir hayatımız değişti. İşte birkaç hafta böyle yasaklar geliyor. Dışarıda hafta sonları dolaşamıyoruz. Biz de bu sohbetlerimizde, yayınlarımızda virüs engellerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tedbirlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Valide-i Atik Camii'mizin içinde sohbet yaptık. Bahçesinde sohbet yaptık. Kıymetli hocam bugün de nasip Hünkar Mahfili'nde. Her yerine geldik. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun ki ecdadımız o ileri görüşlülükleriyle bu camilerimizi çok işlevsel yapmışlar. Hamdü senalar olsun. Biz de camimizin her köşesini kullanıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi cuma akşamları yapmış olduğumuz bu programımızda birincisi bir itikat dersi yapıyoruz. İkincisi de bir siyer dersi yapıyoruz. İtikat dersimizin adı Niçin İnanıyorum? Bu dersimizde değerli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından daha önce yayına hazırlanmış olan Niçin İnanıyorum eseri var. Bu eserde Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki liseli, üniversiteli öğrencisi kardeşlerimiz bazı sorular sormuşlar. Başkanlığımızın görevlileri de hocam bu soruları yanıtlamışlar ve bu bir kitap haline getirilmiş. Şimdi ses güzel, görüntü zaman zaman flulaşıyor diyor. Onu şey yapabilir miyiz? Normal internete üstten indirelim. Direkt kendi internetini kullanalım inşallah. Belki görüntü daha iyi olabilir. Evet. Tamam. Şimdi görüntü inşallah daha iyi olabilir. Yine geri dönüşünüzü bekleriz. Bu arada Hasan Demirci hocam, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli vaizimiz bizleri izliyor. Buradan da Çayırova'ya, Tuzla'ya selamlar yolluyoruz. Bizi hem İstanbul'umuzda hem İstanbul'umuzun dışında izleyen, yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, dedik ki Niçin İnanıyorum kitabımızdan bahsediyorduk. Bu eserde kısacık inançla ilgili sorular var ve bu sorulara verilmiş kısa kısa cevaplar var. Bu eserden her hafta birkaç tane soruyu, inanç konusunu işlemeye gayret ediyoruz. Bugün de inşallah yine buradan bir iki soru ve cevabını işleyeceğiz. Akabinde de sahabe iklimi dersine geçeceğiz. O derste de değerli hocamız, kıymetli Tamer Aldadak hocamız bize inşallah sahabe efendilerimizin hayatlarından bahsedecekler. Peki o halde dersimize bismillah diyelim. Sizlerden de ricamız, haberi olmayan çok kardeşimiz olabilir. Genelde yatsıdan sonra yapıyorduk programımızı. Din kardeşlerimiz haberdar olsunlar diye onlara paylaşarak haber verirseniz seviniriz efendim. Evet. Birinci sorumuz, birden fazla ilah olabilir mi? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, bismillah. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Yüce Mevlamız Enbiya Suresi 22. ayet-i kerimede bizlere bunu açıkça beyan ediyor. Bu ayetin açıklamasına baktığımız zaman açık ve net bir şekilde alemde birden fazla yaratan ve yöneten varlığın bulunmasının imkansız olduğunu anlarız. Eğer alemde Allah'tan başka bir ilah veya ilahlar olsaydı kainatta gördüğümüz bu düzen var olamazdı. Zira her bir ilah yaratma, yönetme ve üstünlük konularında birbirleriyle muhakkak çelişirdi.
Bu durumda da değil alemdeki düzenin devam etmesi, alemin varlık bulması dahi imkansız olurdu. Bu alem varsa ve var olan bu alem düzen içinde varlığını devam ettiriyorsa, bu tek bir ilahın varlığı sayesindedir. Evet, kıymetli kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz, her yerde bir yönetici vardır. Bu kainatın da yöneticisi Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer ayette de okuduğumuz üzere Enbiya 22'de bir değil de iki tane ilah olsaydı, o zaman ne olacaktı? İlahlar birbiriyle çelişirlerdi. Mesela bir tanesi derdi ki ben şu kulu yaratmak istiyorum. Öbürü de derdi ki ben onu yaratmak istemiyorum. Biri derdi ki ben yağmur yağdırmak istiyorum. Bir tanesi derdi ki yok ben bugün güneş açsın istiyorum. Belki de kainat hiç var olamazdı. Mesela biri derdi ki ben insanlık alemi yaratacağım. Diğeri de derdi ki hayır derdi ya ben istemiyorum böyle bir alem. Onun için yeryüzünde düzenin olması için mutlaka tek bir ilah, tek bir yönetici olması lazım. Şimdi bunu teşbihte hata olmaz diyelim ve yaşadığımız hayatta anlamaya çalışalım. Mesela bizim içinde yaşadığımız devletler, dünya devletleri hepsinin bir yöneticisi var. Değil mi hocam? Yani niye orada karar merci tek kişi? Eğer iki kişi olsa ne yapamazlar? Karar veremezler. Bir düzensizlik olur. Hatta kıymetli hocam bizim arabalarımızı bile tek şoför yürütüyor, öyle değil mi? Şimdi iki tane şoför olsa biri sağa döneyim mi, biri dönmeyeyim, karar verdim veremedim, bu sefer yürümez. Tek bir şoför var. Gemilerde tek bir kaptan var. Dolayısıyla bunu bir aklımızla biz anlamaya çalışıyoruz. Hani aklımızı kullanıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ya aklınızı kullanmaz mısınız diye. Demek ki bu kainatın da idaresi yegane zat olan, tek olan Allahu Teala'ya aittir. Ondan başka yeryüzünde ilah yoktur. Yine de kainatta iki veya daha fazla ilahın bulunduğunu farz edelim. Bu durumda ilahların her biri tam ve mükemmel olma vasfını kaybeder. Noksan olan bir varlık da ilah olamaz. Yani alemde birden fazla ilahın varlığından bahsetmek, dört kenarlı üçgenden bahsetmek gibi kendisiyle çelişkili bir ifadedir. İlah tektir. Tek değilse ilah değildir. Eğer bu alemi yaratan varlık mükemmel ve her şeye gücü yeten bir varlık ise tek olmak zorundadır. Aksi takdirde yani başka ilahın varlığı durumunda zaafı sebebiyle başka bir ilahın varlığına ihtiyaç duyması gibi ilahta bulunması imkansız bir durum ortaya çıkacaktır. Eğer iki tane ilah olsa demek ki bir tanesinde eksikliği tamamlamak için ikinci bir ilah. Bu da ilah olmanın özelliklerine aykırı bir şeydir. İlah olacaksa tek olacak ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayacaktır. Kısacası ister birbirinden bağımsız olsun, ister birbiriyle ortak olacak şekilde olsun, Allah'tan başka bir ilahın bulunması aklen mümkün değildir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah'tan başka ilahın varlığını reddetmektedir. Ali İmran suresi hemen surenin başında ikinci ayet-i kerimede Elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu Allah öyle Allah'tır ki la ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. El hayyu haydır, o diridir. El kayyum her işi ikame eden, her şeyi yerli yerince yapan, her şeyi ayakta tutan odur. Evet. Bizleri dinleyen kıymetli hocalarımız var, değerli kardeşlerimiz var. Buradan onlara da birer selam yollayalım. Yasin Ekiz bizi dinliyor. Kendisi de şu an karantinada hasta. Cümle hastalara, karantinada olanlara, bizden dua bekleyenlere, hocam sizden de dua isteyenler vardır mutlaka. Çok var dua isteyenler. Rabbim bütün hastalarımıza acil kamil şifalar ihsan eylesin inşallah. Ömer Demirci, Bilal Alkol bizi izliyor. Ömer Esra Üstün bizi izliyor. Barış Yıldırım, Sabiha Çilesizoğlu bizi izliyor. Mustafa Sarıkaya, Nizamettin Keskin hocamız. Kendisine selam ediyoruz değerli hocamıza. Regaip Dinç bizi izliyor. Batuhan Aslan, Adnan Gök, Kasımpaşa'ya da selam olsun. Hafız Çekim Çiçek, Samet Yavaş bizi izliyor.
Eren Ölmez, Eyüp Kılıç, Mehmet Ali Tetik, Güray Dalaman, Ferhat Dursun ve Melih Mehmet Pekşen bizi izliyor. Hepinize selam ediyoruz efendim. Cenab-ı Hak afiyetinizi daim eylesin. Şimdi bu birinci niçin inanıyorum dersimizde ikinci sorumuza geçiyoruz. İslam dinindeki Allah inancı ile diğer dinlerdeki Allah inancı arasında ne gibi farklar vardır? Bu soru gerçekten bizim zaman zaman karşılaştığımız bir sorudur. Efendim diyor ki Yahudi de bir Allah'a inanıyor, Hristiyan da Allah'a inanıyor. Biz de Allah'a inanıyoruz. O zaman biz kardeş değil miyiz? Onlar da cennete gitmeyecek mi? Biz de cennete gitmeyecek miyiz diye toplumda bu soruyla çokça karşılaşıyoruz. Gelin bakalım kitabımızdan bu sorumuza hep birlikte cevabımızı bulalım. Bu arada Uğur abimiz, Valide Atik Camii Dernek Başkanı bizim çekimlerimizi yapıyor. Bize su ikram ediyor. Allah razı olsun. Yüce Rabbim bu programların yapım aşamasında, afiş aşamasında emeği geçen, bize destek olan bütün hocalarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden razı olsun. Cenab-ı Mevla yaptığımız amelleri makbul amel kabul eylesin inşallah. Evet. Allah inancı insanın fıtratında bulunan bir inanç olduğundan ilk insandan itibaren bir yüce varlığa inanma ve sığınma ihtiyacı farklı şekillerde kendini göstermiştir. Allah Teala bu konuda yardımını esirgememiş, insanoğluna vahiy ve peygamberler yoluyla nasıl iman etmesi gerektiğini öğretmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hem doğru yolu göstermek hem de zaman içerisinde ortaya çıkan inanç hatalarını ve bunun toplum hayatına yansımalarını düzeltmek için peygamberler göndermiştir. Yüce Rabbimiz insanoğlunu yaratmış ama bu dünyada kimsesiz bırakmamıştır. Yolumuzu aydınlatan bizlere peygamberler, yine hayatımızda nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten kitaplar, sahifeler göndermiştir. İslam dini Allah Teala'nın ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar göndermiş olduğu tek dindir. İnned dine indallahil İslam. Ali İmran suresi 19. ayet-i kerime. Allah katında hak olan tek din İslam'dır. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Adem peygamberden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti İsa bütün peygamberlerin dini tek din İslam dinidir. Evet. İslam dininde Allah tek ve bir olan, eşi ve benzeri bulunmayan, çocuk sahibi olmak, yanılmak, unutmak gibi eksik hiçbir özelliğin kendisine yakışmayacağı, her şeyi bilmek, işitmek ve her şeye gücü yetmek gibi en üstün sıfatların kendisine ait olduğu tek yaratıcıdır. Dolayısıyla her şeyi yaratan ve şekil veren Allah olduğuna göre ibadete layık olan da sadece Allah'tır. Madem ki her şeyi yarattı, madem ki bir eşe, çocuğa ihtiyacı yok, o halde ibadete layık olan da sadece O'dur. İslam inancındaki Allah tasavvurundan bahsediyoruz. Biraz sonra diğer dinlerdeki Allah inancına da değineceğiz. Peki Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinde nasıl? Onlar da temelde ilahi vahye dayandıkları halde zaman içerisinde her iki dinde de bozulma ve sapmalar meydana gelmiştir. Ne diyoruz biz bunlara? Tahrif edilmiş muharref dinler diyoruz. Yani aslında hak din idi Yahudilik, Hristiyanlık. İşte Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat, o günkü Yahudilik, İsa Aleyhisselam'a gelen İncil, o günkü Hristiyanlık hak dindi. Ama bunları daha sonra ne yaptılar? Bozdular, tahrif ettiler. Allah Teala Yahudi ve Hristiyanlardaki Allah inancının bozulmasıyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Bunlar ayet-i kerime. Tevbe suresi 30-31. ayetler. Hristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bakın İslam'la araları ayrıldı. İslam'da lem yelid ve lem yulet. Doğmaz da doğurmaz da bir çocuğu olmaz. Ama Yahudilikte Üzeyr Allah'ın oğlu kabul ediliyor. Hristiyanlıkta da İsa Mesih Allah'ın oğlu kabul ediliyor. Dolayısıyla bizim inandığımız Allah ile onların inandığı ilah birbirinden ayrılmış oldu. Bunlar daha önceki
inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçekten nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahipleri, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir Tanrı'ya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka Tanrı yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Evet. Bir de ne var mesela Hristiyanlıkta? Ruhbanlık var. Öyle değil mi kıymetli hocam? Yani bu ruhban dediğimiz din adamı taifesi bir yerde zaman zaman o din adamlarına da ibadet ediyorlar. Din adamlarının affetme yetkisi var. İşte tevbe çıkartıyor mesela. Halbuki İslam inancına göre tevbeleri affeden, tevbeleri kabul eden sadece Allah Celle Celaluhu'dur. Ama onlar din adamlarının tevbeleri affettiğine inanıyorlar. Sonra din adamları evlenmiyor mesela ruhbanlık dediğimiz. Halbuki evlenmemek sadece kime mahsustur? Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Bütün peygamberler evlenmiştir. Kendilerini böyle bir toplumdan soyutlama, bir ilahlık rolüne bürünme durumları mevcut. Kendilerini birçok şeyde şari olarak görüyorlar. Hüküm koyucu, vahiy hala devam ediyormuş gibi gösteriyorlar insanlara ve bunlarla hala insanlara kendi ellerindeki tarif olmuş kitaplar dışında da hükümler sunuyor. Eyvallah. Yani Papa'nın mesela yeri geldiğinde hüküm koyma, değil mi? Hristiyanlıkta hüküm koyma yetkisi var. Evet, dinde yeniden bir hüküm koyma yetkisi var. Halbuki bize göre Allahu Teala ve onun bildirdiği vahiy ile peygamberler sadece şaridir. Herhangi bir din adamı kalkıp da dinde bir hüküm ortaya koyamaz. Ancak var olan hükmü aktarabilir. Evet. Bu ayetlerde Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanların kendisi hakkında uydurdukları iftiralara cevap vererek bulanan zihinleri berrak hale getirir. Diğer taraftan Allah'ın kulları olan Hazreti İsa ve hahamlara gösterilen aşırı saygının Allah'a ait olması gereken bir alana taşırıldığını ifade eder. Bu nedenle Rabbimiz kendisinden başka ilah olmadığını vurgulayarak kendisiyle ilgili yanlış inanışları düzeltir. İslam'daki tek ve bir olan Allah inancı ile Hristiyanlıktaki teslis olarak ifade edilen üç kişilikte tek bir Tanrı'nın varlığı inancı. Demek ki teslis neymiş? Üç kişilikte tek bir Tanrı'nın varlığı inancıymış. Allah tasavvurundaki en temel farklılıklardan birini oluşturur. Teslisin birinci unsuru olan baba kainatı yaratandır. Oğul insanlığın asli günahtan kurtulması için bedenleşmiş ve kendisini çarmıhta feda etmiştir. Kutsal ruh ise insanın kalbine ilahi sevgiyi aşılayandır. İşte Hristiyanlıkla bizim inancımızın ayrıldığı noktayı buralarda belirgin olarak görüyoruz. Onlar teslis inancına, yani üç kişilikte bir Tanrı. Baba, oğul, kutsal ruh. İşte Allah haşa baba, oğlu İsa Mesih, kutsal ruh da insanların kalbine sevgiyi aşılayan. İşte onu Cebrail diye, bir melek Cebrail olarak görenler var. Ya da üçüncüsünü Meryem diye, haşa Allah'ın karısı diye inananlar da var içlerinde bir grup. Dolayısıyla onlara da ibadet ediyorlar. Bu yönüyle de bizden ayrılmış oluyor. O zaman 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 bize sorulan şu sorunun cevabı ortaya çıkıyor. Hocam ben diyor yabancı ülkeye gittim. Ben filanca Avrupa ülkesinde kaldım. Orada yemek yerdik. Yemekten sonra dua yapardık. Biz amin derdik. İşte Hristiyan da Yahudi de amen derdi vesaire derdi. Biz cuma günleri cumaya giderdik. Öbürleri de cumartesi günü havraya giderdi. Pazar günü kiliseye giderdi. Dolayısıyla ne farkı var yani? Onlar da Allah'a inanmıyor mu diye soranlara burada net olarak verecek cevaplarımız vardır kıymetli kardeşlerim. Hristiyanlıktaki teslis inancının yanlışlığı konusunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Maide suresi 73. ayet-i kerime. Ayetten anlaşıldığı üzere teslis inancı Hazreti İsa'nın öğrettiği bir şey değil, sonradan Hristiyanlarca uydurulmuş bir inançtır. İslam dinindeki Allah inancında o çocuk edinmediği gibi Hristiyanlıkta
kutsal ruh olarak isimlendirilen Cebrail ise melektir. Hazreti İsa kendisinden hiçbir ilahi özellik bulunmayan Allah'ın kulu ve peygamberidir. Gerek Hazreti İsa ve gerekse kutsal ruhun Allah Teala ile hiçbir açıdan ortak bir tarafı bulunmaz. O halde kıymetli müminler, kalkıp da Yahudiler de Allah'a inanıyor, Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Bir tek onların ibadet mekanı farklı. Onların din adamına haham deniyor, papaz deniyor, bizimkine de imam deniyor gibi yanlış telaffuzlar bizim imanımızı tehlikeye sokabilir. İşte Yahudi de cennete girecek, Hristiyan da cennete girecek demek bizim imanımızı kaybetmemize sebep olabilir. Bu gibi kelimelerden kesinlikle uzak durmamız gerekmektedir. Çok tanrılı dinler ile İslam dinindeki Allah inancı arasındaki temel fark ise Allah'ın birliğine yapılan vurguda saklıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisini tanıtırken sıfatlarına, özellikle de kendinden başka ilah bulunmadığına vurgu yapmakta ve insanları düşünmeye davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetlerden biri şöyledir: Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o tanrılardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden de çok uzaktır. Allah'ın birliğini reddeden ve ona farklı görünümler altında ortaklar koşan tüm inanışlar reddedilmektedir. Netice itibariyle İslam dini ile diğer dinlerdeki Allah inancı arasındaki temel fark Allahu Teala'nın birliğidir. Kul huvallahu ehad. İhlas suresi 1. ayet. De ki o Allah tektir. Evet kıymetli kardeşlerim, böylece 1. bölümümüz, niçin inanıyorum bölümümüzü bugün tamamlamış olduk. Allah nasip eder, müsaade ederse önümüzdeki hafta 2 soru daha olacak. Farklı din ve kültürde yetişmiş insanlar Allah'ın varlığına kanaat edebilir mi? İkincisi de inkarcı akımların Allah'a imana yönelik eleştirileri nelerdir? Konularını işleyeceğiz. Şimdi bizi izleyen değerli hocalarımız var, kıymetli dinleyenlerimiz var. Osman Osmanoğlu hocam, kendisi camimizin imam hatibi, koronavirüs olmuştu ve birkaç haftadır aramızda yok. Hastaneden çıktı. Şimdi sağlığı daha iyi elhamdülillah. Hocamıza selam ediyoruz. Burada birçok dinleyenler var. Hepsinin isimlerini teker teker sayamıyorum ama hepinize selam ediyoruz efendim. Sevgiler, muhabbetler olsun. Şimdi aramızda değerli bir hocamız var. Tamer hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz. Rabbim razı olsun. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde cenaze imam hatibi. Aynı zamanda siyer araştırmaları yapıyor. Ciddi derecede bir müktesebatı var. Ben kendisinden her hafta istifade etmeye gayret ediyorum. Bugün de inşallah ashab-ı kiram efendilerimizin öncülerinden, cömertliğiyle meşhur Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh efendimizin hayatını dinleyeceğiz. Mikrofon Tamer hocamızda, sahabe iklimine geçiş yapıyoruz. Buyurun kıymetli hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Amin. Kıymetli hocam, size razı olsun. Bizleri hanelerine, bugünkü sahabe-i kiram efendimiz de hanelerine misafir eden bütün izleyicilerimize, takip edenlerimize selam olsun. Allah-u Teala bugün anlatacak olduğumuz sahabenin hayatını kendi hayatımızda tesirini halk eylesin. Amin. Oralardan bir şeyler alabilmeyi nasip eylesin. Çünkü amin, çok farklı bir sahabe hocam. Abdurrahman bin Avf, örnekliğiyle, cömertliğiyle, yani dara düşüldüğü noktada geçen haftaki gibi Sa'd bin Muaz nasıldıysa yine eli havada olan, ben buradayım diyen yiğitlerden birisi kendisi. Büyük bir servete sahip ama bu servet gözünde bir hiç hükmünde olan, Allah ve Resulü'nün defalarca servetini terk etmiş olan, bunu infak etmiş olan bir yiğit. Kendisi Zühre
oğullarından. Çok da bilinmiş bir kabileye tabi değil kendisi. Ama kabileyi şöyle bir incelediğimiz zaman küçüğünden büyüğüne kadar hocam hepsi ticaretle meşgul, hepsi tüccar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesi, validemiz Amine, validemiz de o kabileden kendisi. Babasının ismi Af. Abdurrahman bin Af diye bildiğimiz yüce sahabe, Müslüman olmadan önce kendisine verilen isim Abdi Af olarak isimlendiriliyor. Genellikle Mekke'de Kureyş kabilesi Şam'ı, Suriye'yi ticaret için tercih ederlerken aksine Abdurrahman bin Af hep Yemen'i tercih etmiştir. Yaşı 28, yine Yemen'e ticaret için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk esnasında Askalan bin Avakin el-Himyeri isimli bir Hanif dinine mensup olan bir ihtiyarın evinde her gidişinde konaklar, orada misafir olarak kalır. Yine böyle bir gündü, Yemen'deydi, ticareti için oradaydı. Yine Askalan'ın evinde misafir olarak kaldı. Askalan kendisine her seferinde, her gidişinde gelecek olan peygamberi anlatırdı. Faran dağlarından çıkacak. Şöyle bir peygamberdir. İncil'de Ahmet diye anlatılıyor. Tevrat'ın musaddakı olacaktır. Anlatıyor, şiirler okuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan habersiz ama Askalan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına şiirler okuyor Yemen'de. Onu tarif ederken tarihçilerimiz Askalan bin Avakin Yemen'in Varaka bin Neffel'idir diye anlatıyorlar. Bilgindir, Hanif dinine mensuptur. Eski kitapları çok incelemiş. İşte bu son gidişte, son ticarette de Abdurrahman bin Avf'a gelecek olan Nebi'yi müjdeliyor. Yaklaştı, çok yakın artık. Alametler çıktı, Ahmet geliyor diye. Bunları anlatıyor kendisine. Bunları dinledikçe kalbinde farklı bir yer oluşmaya başlıyor Hazreti Abdurrahman'ın. O cahiliye dönemi içerisinde de içki içmemişti. Putlara tazimine dair herhangi bir bilgimiz de yok. Yine temiz yaşamıştı. Çünkü o Yemen ticaretlerinde gelecek Nebi'nin haberleriyle yoğruluyordu. Bir tohum ekilmişti bu son buluşmada kalbine. Mekke'ye geri döndü. Geri dönünce ilk işi Hazreti Ebu Bekir'i bulmak oldu. Ya Ebu Bekir, biliyorsun ki ben Yemen'e gidip geliyorum. Ticaretimi genelde orada yapıyorum. Bana Askalan bunları anlattı. Çok yakın dedi. Alametler tamam dedi. Bu konuşmadan sonra ayrıldılar. Aradan bir yıl geçti. Yaş 29 oldu. Sema'nın dili çözüldü. Cibril-i Emin Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesiyle beraber Hira mağarasına, Cebel-i Nur'a geldi. İlk günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu daveti önce ehline yaptı. Hazreti Hatice geldi. Hazreti Ali geldi peşinden. Zeyd bin Harise geldi onun peşinden. Ve Hazreti Ebu Bekir geldi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın İslam dairesine girişi, İslam adına çok büyük icraatların, çok büyük işlerin olduğu o büyük bir kapı oldu orada. Çünkü nesep alimiydi kendisi. Bilirdi kime gideceğini, kime anlatacağını, kimi çekeceğini çok iyi bilirdi. Yine bir ekibi böyle ufak ufak herkese anlatıp İslam dairesine davet ederken aklına Abdurrahman bin Af da geldi. Çünkü Askalan bin Avakin'den bir müjde almıştı. O tohum o kalbe ekilmişti. Gitti ona da anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden bahsetti ona. Bahsedince o kalbe ekilmiş olan tohum filiz vermeye başladı. Ve bir sabah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında Hazreti Ebu Bekir tabir yerindeyse ve caizse bu dine insanları imana taşıma noktasında annelik etmiştir. Büyük fedakarlıklar etmiştir. 5 kişiyle gelmiştir kapıya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında elinden tuttuğu 5 isimle. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Af, Ubeyde bin Haris, Osman bin Mazun ve Ebu Seleme bin Abdülesed'le beraber, 5 isimle beraber orada. Kimin önce içeriye girdiğini bilmiyoruz.
Ama bazı kaynaklar bize ilk olarak içeriye Abdurrahman bin Avf'ın girdiğini söylüyor. Hepsi girdiler, imanla tanıştılar. Abdurrahman bin Avf da içeriye girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde, dizlerinin önünde oturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuştu. Ve ona Yemen'de yaşamış olduğu hadiseleri anlattı. Askalan bin Avakin'le oturdum. Bana bunları anlattı. Şimdi karşınızdayım dedi. Efendimiz dinlediklerinden çok memnun olmuştu. Ve kendisine kelime-i tayyibeyi öğretti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu öğretti kendisine. Bunu öğrettikten sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin ismini öğrendi. Abdi Af, bazı rivayetlerde de Abdülkabe diye geçiyor Hazreti Abdurrahman'ın ismi. Hocamız da dersin başında söylemişti. Onlar da bir Allah'a inanıyorlar. Biz de bir Allah'a inanıyoruz tarzında bir soru gelmişti. Hocamız cevaplamıştı. O gün müşriklerde de bu var. Hani bu isim değişikliğinin akabinde bu inancı nasıl bir inanç olduğunu yaşamış olduğu bir hatırayla da göreceğiz biz Hazreti Abdurrahman'ın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlarda şirkin tozuna bile müsaade etmediği için kendisine Abdurrahman ismini vermişti. Ve senin adın Abdurrahman olsun demişti. O da kabul etmişti. İsmi o kadar benimsemişti ki o isimde işte biz de inanıyoruz Allah'a, onlar da Allah'a inanıyor. Bu ismin bir hikayesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çıktığında, Mekke'nin sokaklarında yürüdüğünde Ümeyye bin Halef kendisine seslenecek. Ey Abdi Af, nasılsın? Cevap vermeyecek. Allah Allah. Ey Abdi Af, beni duymuyor musun? Yine cevap vermeyecek. Ey Abdi Af, sağır mı oldun, niçin bakmıyorsun deyince hışımla dönecek kendisine. Benim adım Abdurrahman. Bana adımla seslenirsen seninle konuşurum. Bana adımla bir şey sorarsan seninle konuşurum. Benim adım Abdurrahman. Ümeyye bin Halef bunu duyunca sinirlenecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında bazı kötü sözler söyleyecek. Ve sonra şu cümleyi kuracak. Ah Muhammed! Dostumu elimden aldın. Birçok akrabamı elimden aldın. Gençlerimizi kandırdın, elimizden aldın. Yetmedi, şimdi de insanların, atalarının kendine vermiş oldukları isimleri mi alıyorsun? Ben sana asla Abdurrahman demem. Çünkü ben Rahman diye birini tanımıyorum dedi. Şimdi Allah diye bir mefhum kendilerinde var. Ama o rububiyet tarafı kendilerinde yok. Uluhiyet olarak Allah var ama rububiyet olarak hiç yok. Ben sana böyle demem ama sen de kabul edersen sana Abdullah diye seslenirim. Abdurrahman bin Avf bir an düşündü. Bana sesleneceği isimde şirki andıran bir şey yok. Kendisini de şimdi bana öyle değil de bana Abdurrahman diye seslenmek zorundasın dersem kaçırırım elimden. Belki iman edecek, bu kapıyı belki kapatırım. Bunu dersem belki küfürdeki inadı daha da katılaşacak. Tamam dedi. Ey Ümeyye, bana Abdullah diye seslen dedi. Geçmişte çok büyük bir arkadaşlıkları var. Mekke'nin en kaliteli tüccarlarından biri çünkü Hazreti Abdurrahman. Ve evine gitti. O sıralarda Hazreti Erkam da iman dairesine dahil oldu. Evini bu işe açtı. İslam'ın ilk mektebi onun evi oldu. O mektepte şahsiyet öğrenildi. Nice şeyler öğrenildi o evde. Bu dinin şahsiyetini kazandıran işler, ilimler, ameller öğretildi. Vahiy orada birçok defa nazil oldu. Bu gidiş gelişlerde hali değişmişti. Annesi de bunu fark etmişti. Annesi Şifa Hatun. Annesi evde kendisine sorunca bu halin değişikliğini tuttu annesinin ellerinden ve anlatmaya başladı imanı. O Darül Erkam'da ne işittiyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan onları anlattı ve anne de imana geldi. O da iman dairesine girdi. Annesinin şöyle bir özelliği var hocam aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna şahittir. Bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunda yaşanan hadiseler anlatılır. Onun ravilerinden biri de Şifa Hatun'dur. Ben oradaydım. İsmi var değil mi? Evet. Şifa Hatun. Yani çok güzel bir isim. Çok güzel bir isim.
Kıymetli hocam, küçücük araya girsem burada. Tabii, buyurun. Motivasyonunuzu da bozmak istemiyorum. Estağfurullah, kesinlikle. İsimden bahsettik ki az önce Abdü Avf dediniz. Sonra Abdurrahman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini koyuyor. Demek ki isim hayatımızda ne kadar önemli. Evet. Yani Avf'ın kulu yerine Avf babasıydı, öyle değil mi? Aynen, dedesinin ismi Abdü Avf, babasının ismi Avf. Avf. Güzel. Babası kendi babasının ismini oğluna vermek istiyor. Yani Abdü Avf dediğimiz Avf'ın kulu. Evet. Ama bir insana kullanılmaz. Ya da Abdülkabe dediniz az önce. O zamanlar Abdülkabe ismi vardı. Kabe'nin kulu. Halbuki Kabe'ye kul olunmaz. Kabe'nin Rabbine. Abdullah Allah'ın kulu. Abdurrahman, Rahman olan Allah'ın kulu yine. Ve Şifa Hatun yine o isimde. Çok güzel. Kıymetli dinleyenlerimiz de buralardan bu isimleri not etsinler. Bazen isimler soruluyor. Yani kimsede olmayan, yeni olsun, bilinmeyen olsun diye böyle manasız başka kültürlerde yabancı isimler yerine bu güzel isimleri yavrularımıza, evet, koyalım. Buyurun kıymetli hocam. Anne de o daireye dahil olacak. O da iman edenlerden biri olacak. O sıralarda iman ettiği artık duyulacak. Ve Mekke sokaklarında Avf'ın oğlu iman etmiş denilecek. Öyle bir şey ki hocam, ismiyle hitap etmek istemedikleri için bunu diyorlar. Avf'ın oğlu artık iman edenlerden olmuş. Bir isim ne kadar önemli yani. O kadar ki etkisi var hocam insanlar üzerinde. İşkenceler başlıyor. Ardı arkası kesilmeyen. Ve en büyük işkenceleri kayınpederi olan Utbe bin Rebi'den görüyor. O sıralarda onun kızıyla evli, Ümmü Gülsüm validemizle. O da iman edenlerden. Kocası iman edince kendisi de iman ediyor kocasının ardından. Ve bu hadiseler şiddetlenince 1. Habeşistan hicreti artık ortaya çıkıyor. Kendisi de ve kayınbiraderi Ebu Huzeyfe de ve Ebu Huzeyfe'nin eşi Sehle beraber Habeşistan'a hicret ediyorlar. Hazreti Osman'ın önderliğinde. Eşini götürmüyor hocam. Eşine şunu söylüyor. Ben ve kardeşin eğer buradan hicret edersek baban artık sana dokunmaz. Seni de yanımda götürürsem daha da şiddetlenir. Aynen dediği gibi de oluyor. Kendisi Habeşistan'a hicret ettiğinde Ümmü Gülsüm validemiz diyor ki babam bir daha bana ilişmedi. Allah. 3 ay kadar bir zaman dilimi geçiyor. Bu 3 ay kadar geçen zaman diliminin ardından bir haber geliyor Habeşistan'a. Aslı olmayan bu haberle beraber bütün Müslümanlar geri dönüyorlar. Bu aslı olmayan haber şu. Bütün Mekke iman etti. Allah. Bu haberi müşrikler bazı kanallarla oraya ulaştırarak gidenler, kaçanlar geri gelsinler diye yapıyorlar. Ve bu haberle beraber büyük bir sevinçle geri dönüyorlar ama bu geri dönüş kursaklarda kalıyor. Çünkü bu haberin aslının olmadığını görüyorlar ve aslı olmadığı gibi de artık işkenceler daha da katlanıyor. İkinci Habeşistan emri geliyor. İkinci Habeşistan hicretine de katılıyor kendisi. 83 erkek, 18 kadının katıldığı Cafer bin Ebi Talib'in daha sonradan Tayyar lakabını alacak olan bu büyük sahabenin önderliğinde ikinci Habeşistan hicretine katılıyorlar. İkinci Habeşistan hicretinde Amr bin As'ın orada Müslümanları isterken ki ortaya koymuş olduğu çabasına da şahit oluyor. Ama Cafer bin Ebi Talib'in de orada ayetleri okuyup Kur'an'dan almış olduğu ilhamla beraber Necaşi ikna edişine de şahit oluyor. Habeşistan'ın ikinci gidişinde ne kadar kaldığı bizim tarafımızdan bilinmiyor. Ben okumuş olduğum eserlerde buna denk gelmedim. Geri dönüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ve Yesrib hicretine emir geliyor kendisine. Hiç düşünmüyor hocam. Gerizde çok büyük bir servet bırakıyor. Serveti tarif edecek cümle bulamıyorlar. Yani. Elinin tersiyle iterek Yesrib'e hicret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonradan teşrif ediyor. Yesrib artık Medine-i Münevvere'dir. Medine-i Münevvere olmuştur, nurlu bir şehir olmuştur. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı yapılmıştır, bu inşaat bitmiştir. Tarihte eşi benzeri olmayan bir muahhat ilan edilmiştir, kardeşlik. Bir denklik vardır kardeşlikte de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar Muhacir'e kardeş olsun diye rastgele isimler saymamıştır. 93'ü 93'e kardeş kılacaktır ama bir denklik gözetmiştir. Sa'd bin Rebi'yi
kardeş kılmıştır Abdurrahman bin Avf'a. Sa'd bin Rebi de Ensar'ın zenginlerindendir. Medine'nin zenginlerindendir. Yeah. Kardeş kılınmıştır. İlk gece Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Avf'ın arasında bir konuşma geçiyor. Oturuyorlar ilk gece daha. Bazı teklifler sunuyor. Kardeşlik, kardeşlik lafla olmaz cümleleri böyle başlıyor Sa'd. Ey Abdurrahman, Allah Resulü seni bana verdi. Bana kardeş kıldı seni. Kardeşlik lafla olmaz. Kardeşlik söylenen sözle de olmaz. Saydı orada bütün mal varlığını saydı. Bunlar benim mallarım. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Yarısı senin, yarısı benim. Allahu ekber. Bu benim evim. Yarısı senin, yarısı benim. Daha da ileriye gidiyor hocam. İki eşim var. Birini boşayayım. Hangisini beğendiysen boşayayım. İddetini bekle. Biri senin, biri benim. Allah. Abdurrahman bin Avf da bu teklife karşılık şöyle yapmamış hocam. E tabi vereceksin. Bıraktım arkada onca mal, mülk, servet bıraktım. Evi bıraktım. Cebimde bir tek dinarım yok, çıktım geldim. E vereceksin tabi dememiş. Cümle şu hocam. Kardeşim, Allah malını, mülkünü, haneni ve eşlerini ve ehlini hakkında mübarek kılsın. Yeah. Bana sabah olunca çarşının yolunu göster. Senden bir de rica ediyorum, bana bir de ip ver. Bir ip ve çarşının yolu. Sa'd bin Rebi bayağı ısrar edince, kardeşim sabah olunca bana çarşının yolunu göster ve bir de bana ip ver. Sabah oluyor, Beni Kaynuka mahallesi Medine'nin büyük çarşısının olduğu yer. Çarşı Yahudilerin elinde. Egemenlik orada onlarda. Hakimiyet kurmuşlar. Tek söz sahibi. Çarşı burası mı dedi. Burası dedi. Ver dedi ipi. Aldı. Sen gidebilirsin kardeşim dedi. Çarşıda o iple arkada çok büyük dudak uçutlatacak bir servet bırakmıştı. Cebinde bir dinar olmadan gelmişti o çarşıya. İnsanların hurma kasalarını taşıdı. Çuvallar taşıdı, yükleri taşıdı o iple. Birkaç dirhem kazandı o gün. Böyle her gün gidip gelmeye başladı. Belli bir sermaye edindi. Daha bir hafta olmamıştı. Edinmiş olduğu sermaye ile Medine'nin dışından gelen insanlardan süt, yağ, peynir aldı. Ve onları Medine çarşısında satmaya başladı. Daha bir hafta olmamıştı. Bu ticaretiyle bir ev aldı. Allah Allah. Evi alınca Sa'd bin Rebi'nin yanına geldi. Dedi ki ey kardeşim, bir ev satın aldım. Hazreti Sa'd bunu duyunca üzülecek. Ey kardeşim, sana bir hatam, bir yanlışım mı oldu? Beni niçin terk edip gidiyorsun? Deyince ona sarılacak. Bir de evleniyorum ey Sa'd dedi. Ensardan bir kadınla evleniyorum. Evlendi. Parmağına yüzüğü taktı. Üzerine de o dönemin adeti olan Zaferan isimli kokuyu sürer hocam damatlar. O kokuyu sürdü. Mescid-i Nebevi'nin yolunu tuttu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kokuyu alınca bir damadın geldiğini anladı. Başını kaldırdı. Abdurrahman bin Avf geliyor. Ve seslendi ona. Ey Abdurrahman, evlendin mi? Evlendim ey Allah'ın Resulü. Peki nasıl yaptın bu işi? Ticaret yaptım ey Allah'ın Resulü. Hanımına mehir olarak ne verdin? Hanımıma 5 dirhem verdim. Ey Abdurrahman çık. Bir koyun kurban et. Velime yap. Yani bir düğün yemeği tertip et. Ve kardeşlerin evlendiğini duyur dedi. Ve ellerini açtı. Ya Rab, Abdurrahman'ın ticaretine bereket ver. Allah. Malına bereket ver. Allah. Kazancını hayırlı ve bereketli kıl. Elhamdülillah. Hocam Hazreti Abdurrahman diyor ki bu duadan sonra elimi neye attıysam bereketlendi. Bir teneke parçasıyla çıktım çarşıya. Çarşıda teneke parçası paha kazandı. Ya çünkü o dua aldı. Duanın sahibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bedir'de de biz onu görürüz. Bedir'de de kahramanca savaşmıştır. Anıları, hatıraları çoktur. Biz onu Uhud'da da görürüz. Uhud'da 21 yara almıştır ve bu yaralarından bir tanesi bacağına bir mızrak isabet etmiştir. Uhud meydanında isabet eden mızraktan dolayı topal kalmıştır. Ayağı aksamaya başlamıştır. Uhud'un bana hatırasıdır der.
3 yıl hocam. Bedir olmuş, Uhud olmuş 3 yıl. Medine'deki bütün Yahudilerin çarşıdaki egemenliğini kırmış. Medine çarşısının en saygın tüccarı, Medine çarşısında artık söz Müslümanların. Bunu ekonomik, başarmış. Ekonomik gücü eline aldığı için yani. Artık güç onda. Söz hakkı da kendisi olmuş. Kendisi söz hakkı olunca Yahudilerden söz hakkını alıp Müslümanlara veriyor. Çarşıda bir şey mi olacak? Söz hakkı Müslümanları. İlk Müslümanlar konuşacak, siz sonra fikir söyleyebilirsiniz. Evet. Çarşıda bunu da ele geçirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeyse o da orada olmuş. Sufbaya girmiş çıkmış, ticaretinden bu mani olmamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden geri bırakmamış onu, ticareti. Ve Mekke'nin fethinde de o var, Hudeybiye'de de o var, Umretül Kaza'da da o var. Görebileceğimiz her yerde Abdurrahman bin Avf var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram efendilerimizle konuşurlarken kendilerine Dummetül Cendel denilen bir belde bir seriye düzenleyecek. Seriyeye 700 kişi katılacak. Orduyu düzenlemiş. Tebük gazvesi yapılacak. Ama bu gidilecek yer Kelb kabilesine ait. Kureyşlilerle de düşman olan bir kabile. Hiç yıldızları tabiri caizse barışmamış hocam o zamana kadar. Hiç alışverişleri yok birbirlerinde. Oraya gidilecek ve stratejik olarak büyük bir konuma sahip olan oranın halkı İslam'a davet edilecek. Çünkü Tebük seferi düzenlenecek. Öncesinde çok büyük bir stratejik alan orası. Büyük bir coğrafya. Bir komutan tayin edecek. 700 kişiyi seçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gözü Abdurrahman bin Avf'a dönüyor ve komutanlığı kendisine veriyor. Ordunun yola çıkacağı gün geliyor. Hazırlıklar tamamlanıyor. Her şey hazır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun arasında geziniyor. Komutan yok. Etrafa daha da bakıyor. Herkesin içerisinden bulunduğu grupların arasından gezerek komutanı ararken uzaktan koşarak Abdurrahman bin Avf'ın geldiğini görüyor. Gelince ey Abdurrahman neredesin? Niye geç kaldın diye kendisine sorduğunda ey Allah'ın Resulü. Bazı işlerim vardı. Bütün işlerimi bitirdim. Çıktığım bu seriyede aklımda hiçbir şey olsun istemiyorum. Ve ben Medine'den çıkarken en son seninle konuşmak istiyordum. Öyle aceleyle çıkmış ki hocam evinden. Sarığını böyle yan bağlamış. Biraz yamuk bağlamış. Kıyafeti düzgün değil. Efendimiz onun bu halinden hoşnut oluyor bu sözünden. Önüne oturuyor. Sarığını çözüyor. Başındaki külahını düzeltiyor. Sarık öyle sarılmaz ey Abdurrahman diyor. Bir parça bırakıyor ve devamında sarmaya başlıyor. Güzelce sarığını sarıyor. Sardıktan sonra da Allah temizdir. Temiz olanı sever. Allah güzel olanı sever ey Abdurrahman. Sarığını bundan sonra böyle sar. Bir seriyeye gönderiyor Allah Resulü ve sarığını o sarmış. Ve Bilal Habeşi'ye sesleniyor. Ey Bilal! Abdurrahman'a vereceğimiz sancağı mescitten al gel. Sancağı veriyor ve sancağı verdikten sonra tavsiyelerde bulunuyor. Ey Abdurrahman, oraya gideceğin zaman dikkatli ol. O insanları İslam'a davet et. Size anlaşma yapmak isterlerse anlaşmalarına uy. Anlaşma yapmak istemezlerse, inat ederlerse onlarla Allah adına savaşın. Çocukları öldürmeyin. Hiç kimseye müsle yapmayın. Eğer İslam'ı kabul ederlerse Abdurrahman, Kelb kabilesinin liderinin kızına talip ol ve onunla evlen. Allah. Ordu yola çıkıyor. Ordu Kelb kabilesinin bulunduğu alana geldiğinde Abdurrahman bin Avf, Asbag bin Salebe ile oturup konuşuyor. Halkla konuşuyor. İslam'a bir davet var orada. İslam'a davet ediyor. Başta direniyorlar. Bu direnç kırıldıktan sonra Asba kabul ediyor. İman ediyor. Ve beraberinde kabilesi de onunla beraber iman ediyor. Bunun ardından Hazreti Abdurrahman kendisine kızına da talibim diyor. Çünkü Allah Resulü o tavsiyeyi vermişti. Bir soy bağı olsun arada. Bir birliktelik olsun. Bunu istiyordu. Akrabalık olursa
devamında işler daha güzel, daha da güzel daha olacak. Bir de Kureyş'ten kalma bazı şeyler kırılsın istiyor. Evet. Kureyş'ten biri alacak o kızı ve o Kelp kabilesinin Kureyş'e olan düşmanlığı da bitecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda müthiş bir stratejiyle hareket ediyor. Evet. Tümadır isminde bir hanımla evleniyor. Bu evlilikten Abdullah isimli bir çocuk dünyaya geliyor. Biz onu Ebu Seleme olarak biliriz. Fıkıhta büyük bir isimdir kendisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman yanındaydı. Her zaman sözünü dinleyenlerdendi. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birinin evinde konakladığı zaman, kimin evinde geceleyecekse ikindi vaktinde o evde konaklardı. Biz de o eve gider Efendimiz'e sohbet ederdik buyuruyor. Yine öyle bir gün toplanmıştık, bir ikindi vaktiydi ve sorduk: ey Allah'ın Resulü, emri hak vaki olduğunda siz vefat ettiğinizde bize kim bakacak dediğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şunu demişti: ümmetimden özü sözü dost doğru olan salih bir isim size sahip çıkacak. 21 yıl boyunca Abdurrahman bin Avf annelerimizin her türlü ihtiyacını gideriyor. Ona emanet ediyor, ona teslim ediyor. Haberi yok bu olaydan. Hiç haberi olmadan bütün nafakayı karşılamayı hocam teklif ediyor. Allah. Annelerime ben bakacağım. Bu sözden haberi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu kendisine hiç açmamış. Ama ümmetinden özü sözü dost doğru salih bir isim olarak işaret etmiş onu. Evet. Tebük gazvesi olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam stratejik olarak konumu almış. Oradakiler de Müslümanlardan artık. Zorluk ordusuna kim yardım edecek diyor. Hazreti Osman el kaldırıyor, infakta bulunuyor. İlk gündür daha, ordu adına ilk çağrı olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Ey Allah'ın Resulü, 4000 dinarım var. 2000'ini ehlime, 2000'ini de buraya infak ediyorum. Ama sen dilersen hepsini buraya veririm. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah için verdiğinde ehline bıraktığında hakkında mübarek olsun diyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kez daha soruyor. 30 bin kişilik bir ordu, zorluk ordusu, teçhizat yok, donatılacak. Zorluk ordusuna cennet karşılığında kim yardım etmek ister diyor. Yine aynı el havada 500 at infak ettim ey Allah'ın Resulü. Yeah. O günde atı düşünün. Bugün hani bazı arabalar vardır, Ferrari, Porsche diye anlatılan. O gün at da onu ifade ediyor. Evet, en değerli binek sonuçta yani. En değerli, en kıymetli. 500 at infak ettim ey Allah'ın Resulü. Birkaç gün daha geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kez daha soruyor. Zorluk ordusunda Allah yolunda kim yardım edecek? Bir el Mescid-i Nebevi'de yine ayakta. 1500 deve infak ettim ey Allah'ın Resulü. 1500 deve. Aradan birkaç gün geçecek. Allah Resulü bir kez daha soracak. Zorluk ordusuna Allah yolunda kim yardım edecek, kim destek olacak? O günlerde bir ticaret yapmıştır. Ticaretinden 40 bin dinar elde etmiştir. Tarihçilerimiz bize bunu anlatırken bazı hocalarıma da sordum bugün. Bir dinar altın bir para, bir dinar 4,5-5 gram altına denk geliyor bugün. Allah Allah. 40 bin dinar kazanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiştir. Ey Allah'ın Resulü buyur demiştir. Bir kardeşimiz bu arada bir hesaplasın da bize göndersin bakalım yorumlarda. 10 dakika var namazı. Toparlayalım. Buyurun kıymetli hocam. Hazreti Ömer bu halden ehline hiçbir şey bırakmadığını görünce sinirlenip elinden tutup götürür. Ey Allah'ın Resulü, ehline hiçbir şey bırakmadı. Ne var ne yoksa veriyor. Arkayı düşünmüyor deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sordu. Ehline ne bıraktın dedi. Ey Allah'ın Resulü, ehlime size verdiğimden daha hayırlısını, daha güzelini bıraktım. Nedir o dedi? Allah ve Resulünü bıraktım. Ve Allah ve Resulünün vaat ettiğini bıraktım. Allah'ın vaat ettikleri onlara yetmiyor mu dedi. Bunları bıraktım. Bazıları da gösteriş yapıyor dedi. Abdurrahman gösteriş yapıyor. Bu sözleri duydu. Cümlesi şu oldu: akrabu min hablil verid olan burayı biliyor.
Abdurrahman da burada olanı biliyor. İstediğiniz kadar konuşun. Yeah. Ordu sefere çıkıyor. 19 gün hocam, 19 gün kılıç sallamadan, savaşmadan fetholunuyor Tebük. İnsanlar şöyle de düşünebilir değil mi? Ya verdim ama bu kadar, hiçbir şey de olmadı. Hani zorluk ordusu. Ama bir imtihan, hiçbir şey yokken çıkılıyor. Vermenin tadını almış hocam. İnfak etmenin tadını. Bazı insanlar vardır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler vermek için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların konuşmadan, inen ayetlerden heyecanlandığını gördüğü için bu kadar verme demiş. Sen şu kadarını ver demiş bu vaat ettiğini. Bir anda aşka geldi. Heyecanı geldi ama belki mağdur olacak. Çoluk çocuğu mağdur olacak. Bunlar var. Bir de şey vardır, heyecanla yapılan bir şey. Arkası düşünüldüğünde, sonrası olduğunda ya bir heyecanla biz bu yola çıktık yaptık da çok mu yaptık acaba? Mağdur mu kaldık? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Abdurrahman bin Avf'ı hiç durdurmamış. O verdikçe vermiş, hiç durdurmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına da şahit olmuş. Kısaca sona doğru gidelim, toparlayalım da hocam. 2,5 sene Hazreti Ebubekir döneminde danışman olmuş. 10,5 yıl Hazreti Ömer zamanında danışmanlık yapmış. Baş danışman olarak. Her şeyde ona danışılmış, danışmanlık yapmış. 21 yıl boyunca validelerimizin nafakasını gidermiş. Hiçbir şekilde düşünmeden. Tebük'te yaşadığı bir hadise daha vardır hocam. Kısaca onu da söyleyeyim, o da çok önemlidir. Buyur. Şuabe bin Mughire bin Şube anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biz insani ihtiyacımızı gidermek ve abdest almak için ordudan uzaklaştık. Dönüş yolundaydık. Döndüğümüzde insanları namaza durmuş gördük. Abdurrahman bin Avf insanlara namaz kıldırıyor. Çünkü herkes gittiğimiz yerde namaz kıldığımızı düşünmüş. Ben de koşarak, ey Abdurrahman, mihrabın sahibi geldi, çekil diye sesleneyim dedim. Allah Resulü beni durdurdu. Arkasında safa geçti. Namazı kıldı. Biz yaklaştık, onların ardına gittiğimizde onlar ikinci rekattalardı. Onlar selam verdi. Biz namazı tamamladık. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu dedi. Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden salih bir adamın ardında namaz kılmış olmasın. Kılmamış olmasın. Her peygamber ümmetinden salih bir adamın ardından namaz kılmıştır. Bu iltifata da mazhar olmuştur. O müjde Abdurrahman bin Avf'a radıyallahu anh nasip oldu. Elhamdülillah. Ya. Hazreti Ebubekir dönemidir. 700 develik kervan getirmiştir Medine'ye. Ayşe validemiz sormuştur, ne oluyor bu insanlar koşuşturuyorlar, ne var orada? Abdurrahman'ın kervanı geldi deyince Ayşe validemiz dua eder. Allah onu, ona dünyada da ahirette de hayırlar versin. O cennete emekleyerek girecek. Ben Allah Resulü'nden bunu duydum. Orada bulunanlar biri koşarak hızlıca Hazreti Abdurrahman'ın yanına giderek Ayşe validemiz böyle böyle dedi diyecek. O da bulunduğu yerden gelip validemize diyecek ki anneciğim böyle demiş Allah Resulü, senden geldi bu haber, doğru mudur? Doğrudur. Allah Resulü senin hakkında böyle dedi. Abdurrahman cennete emekleyerek girecek. Ey anneciğim şahit ol. 700 deve ve üstündekiler. Allah yolunda infak ettim bu müjdeye. Şahit ol. Deyince bu hadis-i şerifi bize tefsir edecek Ayşe validemiz oraca. Sen cennete Allah-u Teala gir diye sana emrettiğinde sevincinden düşeceksin. O yüzden emekleyerek gireceksin. Cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden olan bir zat. Emekleyerek cennete gireceği Ayşe validemiz de, validemiz kendisinin haberi yok. Allah Resulü'nden işitmiş ve bu müjdeyi vermiş kendisine. Tamam ben oldum dememiş hocam. Bir sofrada oturuyorlar. Dostlarıyla beraber ağlamaya başlıyor. Ne oldu, niye ağlıyorsun dedikleri zaman vallahi Musab benden hayırlı. Vallahi Hamza benden hayırlı. Onlar o gün Uhud'da şehit düştüler. Biz Musab'a kefen bulamadık. Üstü çektik alt, altı çektik üst. Hamza'yı da zor bela kefenledik. Şimdi düşünüyorum. Onlar mükafat almak için gittiler cennet yurduna. Allah bu dünyada mı veriyor acaba? Bütün nimeti, bütün mükafatı bana burada mı veriyor? Elimi neye atsam bereketleniyor.
Sofraya oturuyorum, sofra bereketleniyor. Ticaret yapıyorum, ticaret bereketleniyor. Acaba Allah burada mı veriyor? Deyince oradakilerden birisi, ama şöyle müjdelenmiştin diyor kendisine. Cevabı şu: ne müjdesi kardeşim? İmanla şu toprağın altına gireyim, başka bir şey istemiyorum. Ne müjdesinden bahsediyorsun? Müjdelenmişler ama o müjdeyi çok da düşünmemişler. Sevinmişler ama tek dert var: şu toprağın altına imanla bir gireyim, yeter bana. Böyle bir dert var kendisinde. Ve vefat edeceği zaman hocam, bir servet bırakmış arkasında. İbn Hacer kendi eserinde şöyle söylüyor onu: 3 milyon 200 bin dinar servet bıraktı. 3 milyon 200 bin dinar servet bıraktı ardından. 4-5 gram her bir tanesi 4-5 gram kadar. 4-5 gram altın. Ardında bıraktığı servet. Çağırıyor bütün çocuklarını yanına. Bedir'e katılanlardan 100 kişi hayattadır. Her birine 400 dinar vereceksiniz. Her birine 400 dinar verilecek. Mekke'nin fakirleri şunlardır. Bunlara şu kadar dinar verilecek. Medine'ninkiler bunlardır, bunlara şu kadar verecek. Bazı ihtiyaç sahipleri var, şu kadar verilecek. Geri kalan da aranızda taksim edilecek. Zübeyir bin Avvam da kendi payına düşeni almaya gidenlerdendir. Vefat etmiştir. Taksimat yapılmaya başlamıştır. Dendiği gibi yapılmıştır taksimatta. Zübeyir bin Avvam girmiştir, 400 dinarını almıştır oradan. Oradan çıkarken biri kendisine bir laf atıyor: senin gibi bir zengin adam, geldin buraya Abdurrahman'ın parasını almaya diye laf atmıştır. Dönmüştür ona: ey falanca, vallahi bu malında zerre haram olmayan bir adamın parasıdır. Bu parayı ben yemeyeceğim de falana vereceğim, filana vereceğim, onlar mı yiyecek? Bu para benim kursağımdan geçecek. Malında haram olmayan adamın haram olmayan parası benim kursağımdan geçecek. Ben kendi malımdan infak edeceğim ama. Sorulmuştu hocam kendisine: ey Abdurrahman, biz de ticaret yapıyoruz, sen de ticaret yapıyorsun. Bu iş nasıl oluyor ki biz bir noktaya kadar senin önün açık gidiyorsun? Şu cevabı vermişti hocam. Şu cevapla bitirelim: ben Allah'ı ve Resulünü memnun ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını aldım. Ticaretimi Allah'a ortak kıldım. Benim ticaretimde ortağım Allah'tı. Çarşıya ilk giden bendim. Güneş hiçbir zaman üzerime doğmadı. Hep ben güneşin üzerine doğdum. Ben Allah yolunda infak ettim, o bana verdi. Allah bana infakın tadını verdi, ben bu tadı aldım, bu tadı aldıkça daha çok verdim. İmam Gazali İhya Ulumiddin'inde yazıyor hocam bu söz. Soranlara bunu demişti: Rahman'ın tüccarı. Böyle bir hayat yaşamıştı. Hiç ardı arkayı düşünmemişti hocam. Allah yolunda verirken, Allah yolunda infak ederken hiç arkayı düşünmemişti. Böyle bir hayat yaşamıştı. Allah-u Teala onun bu yaşamış olduğu hayatı hayatımızda tesirine halk eylesin. Amin. Çok son sözleri size verelim hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sesinize, yüreğinize, emeğinize sağlık kıymetli hocam. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi onların şefaatine nail eylesin. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün zenginliğiyle maruf Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden bir sahabe efendimizin hayatını kendisinden dinledik. Ben onun hayatından şunu anlıyorum ki ne cennetle müjdelenmesi ne de o büyük serveti saymakla belki bugün haddini hududunu belirlememiz bile zor olacak o servetle beraber asla şımarmamış, hiçbir zaman kendisini garantide görmemişti ve imanla göçmek için duada, niyazda bulunmuştu. Rabbim bizlere de bu şuuru nasip eylesin inşallah. Her halimizde şımarmaktan bizleri muhafaza eylesin. İkinci olarak da demişlerdi ki ona: biz de ticaret yapıyoruz, sen de ticaret yapıyorsun, farkımız ne demişlerdi. O dedi ki: Allah ve Resulünü ben memnun ettim. Allah yolunda infakta bulundum. Ben infak ettikçe Allah infak etti, bana verdi demişti. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun ayetlerini yaşamıştı. Bizler de demek ki paramız bitecek korkusu olmadan infak edersek Rabbim yerini fazlasıyla dolduracak.
Üçüncü olarak hocamızın söylediği, Abdurrahman bin Avf'tan naklettiği çok önemli gördüğüm bir husus. Dedi ki, hiçbir gün güneş benim üzerime doğmadı dedi. Ben güneşten önce doğdum dedi. Bugün de ülkemizde, çevrenizde, siz de tanıdığınız zenginlere bakın, sabah mutlaka erkenden kalkarlar. Namaz kılıyorsa sabah namazıyla kalkar, belki teheccüde seherde kalkar. Namaz kılmasa bile sabahın 5'inde 6'sında kalkar. Zenginlikler bunlarla, zenginler maruftur. Rabbim anlatılanlardan hayatımızda yaşamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Bu güzel programı sevdiklerimizle paylaşalım. Duygularınızı, düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kardeşlerimize de iletelim. Rabbim sohbetimizi, programımızı hayırlara vesile etsin. Bir dahaki hafta aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. El-Fatiha.